Sevgili yengeçler bütün yengeçler ekran başında mı bir göreyim bakayım Instagram'dan yazın bana hatta şunu da yazın Nuray Sayar'ı yorum yapıyor ya. da el kaldırıyor ee, yengeç olarak. Evet bütün yengeçler Tolga yengeç misin Tolga sen de tamam peki bütün yengeçler burada ekran başında. Bu arada sizden şunu rica ediyorum Nuray Sayar'ı yorum yapıyor ya. mesela burçlarınızla ilgili Instagram Nur Viral yazın. Aa ben de bunu yaşadım. Aa yok hiç bunları yaşamadım diye lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Nedenlerini araştıralım. Tabii hep beraber konuşalım. Bu program sizin programınız. Sohbet ede ede programı yapıyoruz. Sevgili Yengeç. Bak aşkın güzel. Paran güzel. Ama sağlığın neden iki yıldız? Vallahi ben de yükselen Yengeç iştahınıza dikkat edin. <laughs> Samimiyetle söylüyorum iştahınıza dikkat edin. Yani geriyle söylüyorum. Tabii iştahınız benim gibi gerdanınız olacak sonra. <laughs> Çok Kızınız işler. olacak. Ya samimiyetle söylüyorum. Gezegenlerin etkisi var değil mi Nuray? Işler. Olmaz olur mu hayatım? Karşıt burçlarındaki Jüpiter, genişleten Jüpiter benim içimi dışıma çıkardı. Yani iftarı yapıyorum, sahurda ne yiyeceğimi düşünüyorum. Hatta onu da kesemiyorum. Oğluma diyorum ki iftara ne pişireyim? Kendimi istedikleri pişiriyorum. Belki oradan daha iyi bir tiyo alırım. Onu da pişirir yerim diye. Yani bir de Ramazan pidesi nasıl güzel. Doymak bilmiyor. Yani doymak bilmiyorum o pidelere İnan bana hani sokağa çıkma yasağı var. Dört pideyi difrize attım. Isıtıp ısıtıp yedim. Evde yap. Evde Efe. pide yapayım bir de. Efe. Aa çok bana tarifini ver o zaman. Veririm. Tamam. Doğuş duyuyorsa, <laughs> hani çok Anneciğim pide. <laughs> bak doğuş bana dedi ki anne dedi her şeyi yapıyorsun. Niye pide yapmayı pide, bilmiyorsun Pide tabii canım evde yapın pideleri şahane oluyor. Tamam tarifini veriyorsun. O zaman Instagram'da yap da. Tamam. Tamam ee, hocam. E, e, biz de öğrenelim <laughs> Hadi şekerim. Hadi yengeçleri anlat. Hadi anlatıyorum. Şimdi e, sevgili yengeçler hafta boyunca ev aile konusunda güvenlik isteğiniz artıyor. Her şeyi güvene almak isteyeceksiniz. Hı hı. Çevrenizdeki bazı kişilerin iki ikiyüzlü davranışlarıyla yüzleşeceksiniz. Geliriniz artıyor. Maddi konularda fırsatlar inanılmaz bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ama siz nasıl hareket etmelisiniz? Sizin bir kere sağlıkta iradenizi ve iştahınızı, Kontrol altına almanız gerekiyor. Ben dün gece kendimi Aytaş'ı kodladım. İrademi güçlendirmek için. Aytaş'ı taşı kodladım. E, bugün inşallah ikinci kodumu yaptıktan sonra onu takacağım. Keşke yutsam midemde kalsa da içemezsem. Ay taşı iradeyi güçlendiriyor. İnanılmaz kesiyor Aytaş'ı. Hanımlar, beyler, Allahü Teala evrende yarattığı her şeyi bize hizmet etsin diye yaratmış. Öyle bir taş ki ay Nur. Kız dur yengeçi anlat ay taşını sonra anlatırız. Varsa evlerinde taksınlarken iradeleri güçlensin. <laughs> Sevgili yengeçler bu hafta aile, yuva ve özel hayatınız, ebeveynlerinizle ilgili gündem konularınız ön planda olacak. Annenize, babanıza hayattalarsa, kardeşlerinize her zamankinden daha fazla zaman ayırmak, onlara ait konularla ilgilenmek hem onları mutlu edecek hem size keyif verecek. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda çekişmelere karşı hiç problem yaşamak istemeyeceksiniz. İçsel huzurunuzu dengelemeye özen göstereceksiniz ama ufak tefek varsayımlar ve kıskançlıklar yapabilirsiniz. Her zaman söylerim dozajında kararında kıskançlık iyidir. Evli bir yengeç erkeğiyseniz evli bir yengeç kadınıysanız tabii ki partnerinizle ilgilenmek onu kıskanmak güzel şey. Ama kararında asıl kıskanmaktan vazgeçen ...ilgilenmekten vazgeçen partnerden çekinin ve endişe edin. Ama her şeyin bir kararı var. E, şüphe, kuşku, kuruntu yaparsanız bu dönem... ...partnerinizin sizden soğumasına, uzaklaşmasına neden olursunuz. İkili ilişkilerinizde ne olur e, fazla sorgulama ve fazla baskılı kıskançlıklar yapmamaya özen gösterin. Bu dönem etrafınızdaki insanlara karşı güven sorunları yaşayabilirsiniz ve sezgilerinize güvenin. Eğer bir arkadaşınıza karşı hakikaten his olarak, duygu olarak zihninizde soru işaretleri varsa içinizi dinleyin. Kimseye danışmayın. Çünkü ay düğümleri yer değiştiriyor. Bazı insanların e, iki yüzlülüklerini göreceksiniz. Bunu gördüğünüz için isyan etmeyin. Göremediğimi gördüm diye Şükredin, teşekkür edin. Geçmişi sorgulayıp kendi psikolojinizi daha fazla allak bullak etmeyin. Neyi gördüyseniz gördünüz. Neyi kabullenemiyordunuz, neyle yüzleştiniz? Bunun için isyan etmek yerine şükretmeniz gerekiyor. Aileye çok zaman ayıracaklar, bundan keyif alacaklar. İş ve kariyerde çok iyi işler yapacaklar, Süper. çok iyi paralar kazanacaklar. Süper dolunay, aşk hayatınızla ilgili yeni tanışmalar. ...yeni aşklar... ...yeni başlangıçlara adım atmanıza yardımcı olabilir... Harika. ...neden... ...ayın yedisinde akrep burcundaki süper dolunay... ...kalbi boş olan... ...yalnız olan... ...boşlukta olan yengeçlere... ...süper dolunayla süper aşk fırsatları sunabilir... ...nereden gelir... ...nasıl gelir koronada ben bilemem... ...ama o gelir sizi bulur... ...kesinlikle hayatınızın aşklarına başlayabilirsiniz... ...ayrıca zaten... Hayırlısıyla şu gezegenlerin gerilemesi başlasın. Bu korona etkisiyle birlikte korunaklı bir şekilde ayın 15'inden sonra biraz olsun bu atmosferden sıyrılacağız. Bayramdan sonra iki bayramı bir arada yaşayacağız Eşim. ama 2021 Ocak ayına kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Baktım. Peki Kesinlikle. yengeçler için spotun ne? Yengeçler için spotum, kendinize duyduğunuz güveni daha çok yükseltin güveni daha çok arttırın, daha çok yükseltin. Yükseltin sevgili yengeç. Peki Aslan Burcu kilolarıyla barışık olabilecek mi Nur abla? Bu korona döneminde çok kilo aldım. E hangimiz almadık? Hepimiz aldık. <laughs> Kiloyla barışıp e, sağlığa tutunmamız gerekiyor. Şimdi mikrofonumu takan arkadaş dedi ki Nuray abla dedi biraz kilo mu aldın sen biraz mı dedim. Olsun. Olsun sağlığım yerinde olsun dedim bir rahat gördüm seni kilo dedi. Kilolusun ama her daim çok şık ve çok güzel. Teşekkür yani, ederim. Kilolusun derken bana göre değilsin ama hani yani, öyle ben çok, ciddi... çok güzel çok şık değil mi Allah aşkına? Çok teşekkür ederim profesyonel spor yapan biri olarak spor yapmaya geçirdiğim kazadan dolayı ara verdim ama şimdi bir haftadır sporuma başladım. Oh, süper. Spor yapıyorum yarım tepside iftardan sonra güllaç yiyorum. <laughs> olsun. Aslanlar kilolarıyla. Şimdi, bu acayip bir soru olmuş ama. Yani. Baskı yapmasınlar kendilerine. <laughs> Aslanlar bu dönem ...baskı yaptıkları takdirde, takıldıkları takdirde... ...yemeyeceklerinde yerler. O yüzden barışmak için kabule geçmek gerekiyor. Özgürleşin efendim. Fazla kilolarınızdan arınmak için. Evet, peki. Başak erkeği. Nur ablacığım, başak erkeğim. İş istiyorum, iş demiş. Aşkı da bir kenara bıraktım. Özel hayatta bir kenara bıraktım. İş için yeni umutlar doğacak mı? E başakları konuşacağız tabii değil mi? Bu hafta Şimdi uzun bak, uzun. bir kenara bıraktım demek... Hı. Blokaj oluşturmak demek. Aynı anda hem işi, hem aşkı, hem özel hayatı bir arada yaşayacağız. Hayat çalışmaktan ibaret değil. Hayat sadece bir kadından da ibaret değil, bir erkekten de ibaret değil. Hayatı bütünlemesine yaşamak gerekiyor. Artısıyla, eksisiyle, acısıyla, tatlısıyla. Tatsıyla, o zaman ne yapıyor Başak Burcu olan beyefendi? Diyor ki sadece iş. E diğer şeyleri bıraktığınız anda gelecek olanın önüne de duvar örersiniz, set çekersiniz. Olmaz öyle. Yanlış düşünce kalıbı bu. Öyle mi? Tabii ki. Her şey bir arada. Ata kalıbı hemen. Diyeceksin ki aşk da gelecek, para da gelecek. Yani ben her şeyi bir arada yaşayabilirim ya. Bugün acı çekebilirim. Yarın çok mutlu olabilirim. Bugün zorluk yaşayabilirim. Yarın en büyük kolaylıkları yaşayabilirim. Bugün işsiz olabilirim. Yarın çok büyük paralara sahip olabilirim. Şimdi size eğer bir ilişkiye sahipseniz. ...vazgeçtiyseniz... sizden sizin vazgeçtiğiniz bir süre sonra sizden vazgeçince ne olacak? Olmaz. İş olur, bu sefer ilişki olmaz. Hepsini bir arada yaşamaya özen göstermemiz lazım. Peki, Burcu ne diyor diye merak ediyorsan sevgili Başak Erkeği e, ekran başında kalıp bizi takip etmen gerekiyor. 12 Burcu tek tek yorumluyoruz, uzun uzun yorumluyoruz. Valla biz Türkiye televizyonlarında ilk defa bu şeyleri e, işte yıldızlar verdik e, işte. E, tabloyu ekrana getiriyoruz. Böyle yapan arkadaşlarımız da var. Ben çok mutlu oluyorum. Ne çünkü güzel eden, örnek herkes olmak. Herkes en azından bu hafta neler yaşayacağını çok iyi biliyor. Sindire sindire 12 burcu tek tek anlatacağız. Ekran başında kalmanızı özellikle rica ediyorum. Ve konuya komşu eşe dosta da haber verin. Terazi kadınını ne mutlu eder? Para mı mutlu eder demiş sevgili Erhan. Valla terazi kadını Kur mutlu eder. Kur mu? Kur. Sürekli <gülüyor> kur, <gülüyor> kur kur kur. <laughs> <laughs> ne kuru? Yani, parayı kur, aşkı kur, lüksü kur, ha. sürprizleri kur. Aynen. Kur da kur. Öyle. Yani terazi kadını kolay bir kadın değildir. Ee, her kuşun eti yenmez hesabını hatırlatır erkeğine. O yüzden o bir bakarsın ki bir gün lüksü sever, e? bir bakarsın ki ertesi gün ...normal halde yaşamayı sever... ...şimdi ben terazi erkekleri için... ...konuştuğum vakitte bana kızıyorlar... E, ...12 burcun içerisindeki... ...ama şekerim iki... sen de terazi erkekleri için... ...ağzından bak, bir düzgün cümle çıkmıyor... burcu erkeği için... ...ikizler burcu için dengesiz denmiş yanlış... ...hareketli... ...yerinde saymayı sevmiyor... ...üstü kapalı en dengesiz olan burç... ...terazidir... ...bak terazi arkadaşın olsun... ...derdin olsun... Terazi kocan olsun, kahrın hiç bitmesin. Öyle ama. Yani yılların astroloğuyum ben. Böyle söyleme ya şimdi terazi kocası Ay, olanlar kısı. ne olacak ama yo, yani? Ama yok bana yazıyorlar Allah senden razı olsun ne kadar dürüstsün diye. Hakikati söylüyorum. E dürüstsün de hayatımı karartıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> varsa... önemli varsa. Önemli olan onunla nasıl başa çıkabilmek. Heh. Onun tiyolarını da veriyoruz. E şey de ona haklısın haklısın sen haklıysan bitmiştir. E hadi tamam peki. Yani bak denge sorunu olduğu için egosuyla yaşar. Bir de sinsirella bir şekilde egosu vardır. Terazi kadının. Oo. Sinsirella bir şekilde bak egosu vardır. Şey der. Tatlı ego. Ben der hiçbir zaman kıskanmam. Alttan alttan kıskanır. Ben seviyorum ben hiç, terazileri. Ben, hiç, ben, de seviyorum. Renkli Bu nasıl kişilik. sevmek? De. Ama hakikati söylüyorum. Renkli kişilik. Ya, renkli. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Düşünsene hep heyecan içindesin. Terazi bir erkekle <laughs> evlisin. Adam akşam eve coşkuyla gelebilir. Ertesi sabah sanki dün gece kavga kıyamet olmuş gibi kalkabilir. Hadi yani o zaman. <laughs>